Herkese selamlar. Bu videoda yine kursiyerime yaptırmış olduğum bir tepsinin yapım aşamalarını anlatacağım. Öncelikle elimizde bulunan MDF'nin kenarına epoksinin sızmaması için silikon çekiyoruz. Silikonu çektikten sonra kenarlarını elimizle düzlüyoruz. Bu işlemi yaparken elinize bulaşık deterjanı sürerseniz silikonun elinize yapışmamasını sağlarsınız. Elimizle düzlerken epoksinin sızmaması için silikonun hiçbir yerinde açık kalmamasını sağlıyoruz. Çektiğimiz silikonu yaklaşık 5-10 dakika kurumaya bırakıyoruz. Biz de bu sırada çalışmada kullanacağımız epoksiyi hazırlıyoruz. Hazırladığımız epoksiden daha sonra farklı renkler yapacağımız için biraz ayırıyoruz. Kalan epoksinin içerisine beyaz sıvı boya karıştırıyoruz. Karışımını hazırladığımız epoksiyi tepsinin tabanına döküyoruz. Eğer karışımı döktükten sonra tepsinin kenarlarından sızma olursa tekrar silikonla sızan yerleri kapatabilirsiniz. Daha önce iki ayrı kaseye ayırmış olduğumuz epoksinin birisinin içerisine kahverengi toz pigment, diğerinin içine ise metalik altın rengi toz pigment koyuyoruz.
Karıştırmış olduğumuz renkleri bir çubuk yardımı ile tepsiye dökmüş olduğumuz epoksinin üzerinde gezdiriyoruz. Bu işlemi epoksiyi bardağa dökerek de yapabilirsiniz. Daha kolay olacaktır. Bardağın ucunu büküp ince bir hale getirdikten sonra tepsiye dökmüş olduğumuz epoksinin üzerinde zikzaklar yaparak gezdiriyoruz. Tabanda mermer deseni görüntüsü vermek için renkleri dağıtmamız gerekiyor. Bunun için de bir sıcak hava tabancası kullanıyoruz. Bardakların tabanlarında kalan epoksiler koyu kıvama geldikten sonra tepside verdiğimiz şekillerin kenarlarından hatlar çiziyoruz.
Epoksi döküm işlemi biten tepsinin şeklini de verdikten sonra 24 saat donmaya bırakıyoruz. Bir günün ardından donan tepsinin kenarlarındaki silikonları çıkartıyoruz. Epoksinin yapıştırıcı özelliği de olduğu için tepsinin kenarına döşeceğimiz taşların içerisine biraz epoksi koyuyoruz. Hazırlamış olduğumuz bu karışım ile tepsinin kenarlarını kapatıyoruz. Tepsinin arka yüzeyini boyamak için bir kabın içerisine beyaz ve kahverengi akrilik boya hazırlıyoruz. Bir fırça yardımıyla hazırlamış olduğumuz boyayı tepsinin arka yüzeyine sürüyoruz. Bu işlemi attığımız her kat kuruduktan sonra birkaç sefer tekrar ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz metalik altın rengi boya ile tepsinin kenarlarını boyayarak kapatıyoruz. Kalan boya ile tepsinin kurumuş olan arka yüzeyini bir kat daha boyuyoruz.
Boya işlemi biten tepsiyi kurumaya bırakıyoruz. Boyası kuruyan tepsiye bir kat vernik sürüyoruz. Sipariş verdiğimiz ayakların gelmesi biraz gecikince biz de tespit kalıbının içerisine epoksi dökerek tepsimize ayak yaptık. Son aşama olarak kenarlara döşediğimiz taşların üzerlerine varak tutkalı sürerek yaprak varakları yapıştırıyoruz. Bu tepsi kursiyerim tarafından üzerine parfüm ve takılarını koymak için yapıldı. Kendisinin ellerine sağlık, çok güzel bir tepsi oldu. Siz de epoksiye ilgi duyuyor ve bu şekilde çalışmalar yapmak istiyorsanız bana sosyal medya hesaplarına ulaşabilir, online ve yüz yüze eğitimlerime katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.